Bir diğer kimde yepyeni bir yarış oyunuyla, daha doğrusu yepyeni süper bir yarış oyunuyla daha sizlerle beraberiz arkadaşlar. EA harflerini gördüğünüz zaman zaten kalbiniz kalite, kalite, kalite diye atması lazım. Uzun bir süredir, yaklaşık ne bileyim bir 5-6 sene oldu herhalde. Uzun bir süredir gönüllerimizi tat kıran Burnout oyunun en son versiyonu olan Burnout Revenge ile beraberiz. Hatırlarsanız geçtiğimiz senede Burnout 3 Takedown'ın incelemesini yapmış ve 98 gibi hayvani bir not vermiştim oyuna. O kadar harika bir oyunu daha da harika yapmak nasıl olurdu? İnanın hiç kimsenin hiçbir fikri yoktu bu konuda ama artık fikrimizin olmasına da gerek yok çünkü zaten oyun karşımızda Burnout 4 olarak nitelendirebileceğimiz Revenge. Oyun açılış filmini izliyoruz şu anda. Hemen menülere geçtik. Fazla zaman kaybetmeden sizlere yarış olayını göstermek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz filmlerde yani kısıtlı yerim var, sürem var. O yüzden bu süreyi de menülerle harcamak istemedim doğrusu. Oyunun yükleme süresi çok kısa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4-5 saniye içinde oyun yükledi. Crash modundayız şu anda. Bildiğiniz gibi veya şu anda göreceğiniz gibi crash modunda amacımız trafiği lomburt diye dalıp en fazla hasarı yaratmak. Tabii ben şu anda pek bir şey yaratamadım. Gördüğünüz gibi 46 arabadan sadece 7, 8, 9, 10 tanesini şu anda kazaya dahil ettim. Zincirleme kaza olayına. Tabii oyun Türkiye'de yaşansaydı, Türkiye'de oynansaydı emin olun zaten bir şey yapmanıza gerek kalmadan zincirleme kaza olayına girerdiniz. Yolların vasatlığı ve trafikteki bir takım sürücüler yüzünden. Başka bir şey diyecektim. Şimdi gemi rütüklemeye gerek yok. 35-36 tane arabayı şey yaptık arkadaşlar. Haşat ettik. Her ne kadar o kadar iyi bir uçuş yapmasak da. Target car takedown, yani hedef arabamızı da bunların arasına katıp onu da haşat ettik. Crash modu oyunun en harika modlarından biri arkadaşlar. İnanın bana 100'ü aşkın parkur var zaten. Crash modunda şey yapabileceğimiz, kastırabileceğimiz ve de inanın hiç canını sıkılmayacak arkadaşlar. Şimdi başka bir yarış modu olan Grand Prix pardon Grand Prix'e bakıyoruz. Oyundaki arabalardan bahsedelim hazır bunları gösteriyorken. Oyundaki arabaları modifiye etmemizin olanağı yok arkadaşlar. Oyunun bir eksisi olarak nitelendirilebilir bu. Her ne kadar yazıda belirtmediysem de. Yani oyunda sadece belli başlı daha evvelden modifiye edilmiş arabaları kullanabiliyoruz. Bunlar lisanslı arabalar da değil. Ama ne oldu benim? Mesela bu Chrysler 300 işte bu. Yani başka bir şey değil bu yani. Veya Bentley falan. Sonuçta arabalar tip olarak belli başlı ünlü arabalara benziyorlar ama neyse fazla lafa gerek yok. Şu anda görüntüleri izleyelim. Oyun ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. İlk başta oyunu oynamaya ilk başladığınız zaman da arabayı kullanmakta biraz zorlanabilirsiniz ama sonradan emin olun böyle o kadar refleksleriniz gelişiyor ki hop geçirdik herife. Gördüğünüz gibi aynı trafikte bizimle aynı yöne giden arabalara arkadan çarptığımız zaman herifler sanki kartondanmış gibi 100 metre öteye uçuyorlar. New Revenge pardon. Ulan abi game yaparken gazoz içmemek lazım. Konuşturmuyor adamı. New Revenge. Pardon ya. Evet. New Revenge Rival. New Revenge Rival yazısını gördük. Gerçi üzerinden biraz zaman geçti ama hemen ondan bahsedelim kısaca. Revenge Rival olayında bizi duvara çarptırtan hayvanı geri yakalayıp buluyoruz ve sen misin beni duvara çarptırtan diyerekten biz de onunla bir şekilde patlatıp intikamımızı alıyoruz arkadaşlar.
Her ne kadar süratimiz 140 mil gibi bir şey olsa da herifler öyle bir mekanizma yapmış ki sanki daha hızlı gidiyoruz bundan. Çünkü diğer bazı oyunlarda 200'e vardığımızı biliyorum ben. Ama bundan daha hızlı gittiğimiz gibi bir görüntü yoktu ortada. Ama bu oyunda hız konusunda dünya üzerinde gelmiş geçmiş şu an itibariyle, yani 2 Ekim 2005 itibariyle gelmiş geçmiş en hızlı 3 tane oyundan bir tanesi sanırım arkadaşlar bu oyun. Diğeri de zaten Midnight Club 3. Onu da gimini yaptım sizlere. Ya bu ay bayağı hızlı gimlerle donattım. Şu anda yine bir crash modunda sizlere gösterim yapıyorum. Bu arada şu sol taraftaki ateş olayı da bu oyunda yeni. Ne kadar iyi şey yaparsanız o kadar hızlı başlıyorsunuz. Evet. Demin kırmızı görüntüden görmüştük. İlk başta yukarıda köprünün üstündekileri halledeceğiz arkadaşlar. Orada büyük bir kaza yarattım ve köprünün üstündekiler orada kendi kendilerine giriyorlar. Girdikten sonra zaten Crash Breaker'ı alıyorum ben ve de aşağı atacağım kendimi, severim. Kıvılcımları seyredin lütfen. Ateşlere bakın. Evet, şu aşağıyı da patlatabilirsek ne hala. 46, 66, 20 araba daha patlatmamız lazım full olarak bitirmek için ama yapamadık. Neyse, sağlık olsun. Oyun bizde nasıl olsa. Sabah akşam oynadığım için istediğim gibi patlatabilirim daha sonra. Time up. Hasarı görüyorsunuz. Bu rank olayından yazıda da bahsetmiştim arkadaşlar. Oyunda arabalar ve parkurlar bölge bölge bölünmemiş veya sınıf sınıf bölünmemiş. Onun yerine belli bir rank var, yani rütbe var. Oyunda ilerlediğiniz sürece belli başlı yıldızları unlock değil de yani mesela 20 yıldız var bir sonraki rütbeye geçmek için. Yıldız kazanıp onları kullanarak bir sonraki rütbeye geçiyorsunuz. Bir sonraki rütbeye geçtiğiniz vakitte de zaten işte bu yeni arabalar kazanıyorsunuz, yeni parkurlar unlock edilmiş oluyor, yeni şehirler açılıyor falan. Oyunu bu şekilde daha bir basite indirgemişler adamlar geçtiğimiz senenin versiyonuna kıyasla. Daha Grand Prix şeyine şimdi başlıyorum. Grafiklere lütfen dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Artık yani günümüz konsolunun, yani Next Gen değil de yeni jenerasyon değil de şu anda hala kullanılmakta olan konsolların, yani PS2 ve Xbox'ın artık yani hat safhasında görüntüler. Ne kadar harika olduğunu görüyorsunuz, ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. Hatta zaten gimlerde bir ilk yaşıyorum ve de şu anda, yani premierden bu oyunun şeyini seyrederken, videolarını üzerine konuşma kaydederken, yani oyun o kadar berbat gözüküyor ki. Normalde oyun çok hızlı olduğundan her nedense şu anda oyun çok böyle kare atlayarak gösteriyor. Hatırlatmakta fayda görüyorum. Oyun normalde 60 FPS'de oynanıyor. Yani televizyon 24 gösterse de 60 FPS'ye göre programlanmış. Bu yüzden şu anda ne oluyorsa bilmiyorum, yani devamlı kare atlayarak gözüküyor. O yüzden konuşmakta da zorluk çekiyorum. Çünkü benim söylediğim bir şeyi, ne bileyim, söyledikten sonra geride kalmış oluyor. Yani şu anda demin çarptım mesela, ses sonradan geliyor falan. Bir karışıklıklar oldu. Umarım final product'ta bir şey sakınca çıkmaz yani. Bugün videolarında falan. Herhalde bilgisayarın hızı oyunun hızına yetişemedi arkadaşlar. Olur, doğaldır yani, lazım. Yemeye başladım. Sizi bir dakika boyunca görüntülerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Ha, buldum lan. Aynı zamanda DVD'ye kayıt yapıyoruz o yüzden. Hay Allah ya. Evet, şu anda DVD'ye kayıt
Ben de diyorum niye yavaşlı? DVD'ye kaydı yarıda bırakacak halimiz de yok. O yüzden görüntüler biraz geç geliyor ama sonuçta bunu tekrar DVD'ye basarken, yani bunu basarken, şu anda yaptığımı değil de bunu basarken bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi sizi bir dakika boyunca görüntülerle baş başa bırakıyorum. Lütfen bu patlama efektini, etrafta uçuşan kağıtlara bakın. Ne bileyim, nitro olayına bakın, binalara bakın, ışık efektlerine bakın, her şeyin ne kadar harika olduğuna bakın, bu ekranın blurleşmesine bakın. Hepsine bakın, oldu mu? Ben de biraz gaz alacağım. Gördüğünüz gibi ekranda değişik şeyler yazıyor. Trading Paint, ne bileyim, Shunt, Slam, bilmem ne falan gibi. Bunlar çarpış açı ve hızınıza ve de etkisine bağlı olarak değişen şeyler. Mesela sırf sıyırırsanız Trading Paint, al sana benden kırmızı boya, ver senden bana beyaz boya, mavi boya falan gibi. Slam, geçirmek demek zaten biliyorsunuz. Şimdi gim yaparken... Biraz felsefi konuşma yapacağım. Gim yaparken yaşadığım zorluklardan bir tanesi, oyunun harika oyunların gimlerini yaparken yaşadığım zorluklardan bir tanesi, oyun hakkında diyecek bir laf bulamamam arkadaşlar. Devamlı harika, harikulade, süper, olağanüstü, aman tanrım, oh my dear gosh falan demek istemiyorum. Yani çünkü zaten görünen köy kılavuz istemezmiş. Gördüğünüz gibi herifi refüje geçirdik. HRG yani. Herifi refüje geçirdim. Hatta HRGH. Herife refüje geçirdim hacım. Aha bunu da buraya geçirdim. Yani HDRH. Yani demin dediğim gibi oyunun harikalığı hakkında konuşacak bir şey bulamıyorum. Yani ne bileyim şu hız hissine bakın arkadaşlar. Şu anda DivX'iz diyorsunuz siz. Çünkü bunu DivX yapıp CD'ye koyuyorum. Ama inanın oyunu esasını oynasanız ve de büyük ekran televizyona, ne bileyim, home theater'a falan bağlayıp bir oyunu oynasanız, yani bırakasınız gelmiyor arkadaşlar. Şu görüntüleri zaten görüyorsunuz. Sanki action filmi gibi. Yani her şey harika gözüküyor arkadaşlar. Yani diyecek laf bulamıyorum, zorlanıyorum. Şu ana kadar hangi oyun aracında olursa olsun, yani Xbox, PS2, Nintendo, PC, bilmem ne olursa olsun işte, gelmiş geçmiş en iyi yarış oyunlarından bir tanesi. Kesinlikle ben bunu bilir bunu söylerim arkadaşlar. Xbox 360 çıktığında bakalım Burnout 5 falan çıkarsa bunu bir şekilde mutlaka geçecektir tabii. Çünkü bu heriflerin yaptığı olay bu. Harika oyun yapıp üzerine daha bir şeyler ekleyip daha da güzelini yapıyorlar. Nasıl beceriliyorlar bilmiyorum ama o kadar parayı ben kazansam ben de gözümü yırtar bir şeyler yapardım herhalde. Sonuç olarak Xbox ve PS2 için alıp alabileceğiniz, oynayıp oynayabileceğiniz, zevklenip zevklenebileceğiniz yegane oyunlardan bir tanesi budur arkadaşlar. Bu ay sizlere iki tane yarış oyunu tanıtımı yaptım. Biliyorsunuz bunlardan bir tanesi Midnight Club 3, demin dediğim gibi. Diğeri de bu. Bu iki oyunda harikulade oyunlar. Yani konsol aldığı tam türden oyunlar. Sırf bu oyunlar için bile gidip Xbox veya PS2 alabilirsiniz. Yani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Zaten birazdan game'e son vereceğim. Şimdi size en son oyun modlarından bir tanesi olan, daha doğrusu en son oyun modu derken yani göstereceklerim arasından en son oyun modlarından biri olan, çünkü oyunda daha çok oyun modu var. En göstereceklerim arasından en son oyun modu olan oyun lan. Ulan ne karmaşık cümle oldu. Göstereceklerim arasından en son oyun modlarından bir tanesi olan Traffic Attack isimli modu göstermek üzereyim şu anda arkadaşlar sizlere. Bu cümleyi kurabildiğim için de kendime gurur madalyası veriyorum. Medal of Honor yani. Traffic Attack modunda adı üstünde trafiğe atak yapıyoruz arkadaşlar. Ezerim, biçerim, çekilim aradan tek rakibim Türk Hava Yolları modunda. Gördüğünüz gibi kendi yönümüze giden bütün araçlara geçilmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki büyük bar kalan zamanımızı belirtiyor. Arada sırada göz atmamız gereken bir şey. Çünkü o bardaki zaman biterse oyunda bitmiş oluyor. O yüzden o bitmeden mümkün olduğu kadar çok aracı çarpıp hem o barı doldurmaya
hem sol alt köşedeki nitro barımızı doldurmaya, ki böylece devamını daha hızlı gidebilirim, hem de sağ üst köşedeki fiyatımızı artırmak, daha doğrusu hasar hasar faturamızı artırmaya, fiyat biraz garip oldu, hasar faturamızı artırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şu anda 200 bin dolarlık hasar yaratmış vaziyetteyim. Tabii bu hasarlar yakında milyona ulaştıracağım. Neden? Çünkü oyunda bu şekilde başarılı bir şekilde ilerledikten sonra double points, triple points, bilmem ne quadruple points falan diye 2, 3, 4'e katlanarak yarattığımız hasarlar bize daha çok faturayı artırıyor, kabartıyor. Dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi karşı taraftan gelen araçlara geçinmememiz. Çünkü gördüğünüz gibi aynı yönde gittiğimizlere geçirdiğimizde bize hiçbir şey olmuyor. Tank gibi, diğerleri de karton gibi basıp ezip geçiyoruz. Ama karşı taraftan geçenlere şey yaparsak bu tam tersine dönüyor. Biz karton gibi oluyoruz ve karşıdaki herif tank gibi oluyor. O yüzden kendi şeridimizde, aman evladım kendi şeridinde git. Aman evladım çarparak git, ha çarpmadan gitme modunda. Aman evladım emniyet kemerini de tak tabii ki. Lazım yani, çarparsın marparsın gördüğünüz gibi. Tabi direkler hareketli değil arkadaşlar. Direkler hareketli olsaydı onlara da çarpardık ama direk bu sağlam yani. Sağlam ve de sabit. Bir gimin sonunda daha sizlere, yani gimini yaptığım çoğu oyunda olduğu gibi, çünkü çok oyunun gimini yapmıyorum sizlere. Yapmamaya çalışıyorum daha doğrusu. Çünkü her ay mutlaka 3-4 tane baba oyun çıkıyor ve bunları alıyorum ben. Bu yazının sonunda da gördüm. Bu gimin sonunda da gördüğünüz üzere harika bir oyun tanıttım sizlere. Elimden geldiğince bir şeyler göstermeye çalıştım. Bu oyunun hız hissini size vermeye çalıştım. Bu arada hız normale dön çünkü DVD riding tamamlandı. Dediğim gibi bu oyunu hepinize öneriyorum arkadaşlar. Yarıştan anlamayanlara bile öneriyorum. Çünkü eminim bu oyunu aldıktan sonra ulan yarış oyunları ne zevkliymiş diyecekler bu kişiler. Karşı şeride geçtik, aman hocam çarpmadan kendi şeridimize geçelim. Sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Unutmayın, ak akça kara gün içindir. Artı Burn Art Revenge harika bir oyun. Yani hem ak akçeniz olsun, kara gün gelebilir biliyorsunuz yani ne olacağı belli olmaz. Ak günlerde de akçelerinizle beraber Burn Art oynayın. Çünkü yani inanın sıkılmadan, saatlerce elinizden bırakmadan oynayabileceğiniz türden bir oyun. Sizleri her zaman olduğu gibi selametle öpüyorum ve bütün kaslarımla sarmalıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Önümüzdeki ay süper günlerde tekrar beraber olacağız. Hadi bakalım şimdilik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.